evlatlarımızı helal ediniz. Haram olsun diye bağırdık. Bu benim en doğal hakkım. Onun ve bütün geçmişlerimizin ölmüşlerimizin ruhları için. Oradaki sivil polislerden gücüne, bizim iki kızımla beni yan yana koy, onun yarısı etmeyiz. Gücüne de güvenerek çektiği yerlere falan yatırdı. O da insanlığından utansın ayrıca. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin mimarı Kenan Evren'in cenaze töreninde hakkımı helal etmiyorum diye haykırdı. Haklarımızı helal ediniz. O protestonun sahibi, Doğu'nun başbuğu olarak bilinen Yılma Durak'ın eşi Lamia Durak'tı. Lamia Durak, eşine cenazeye gideceğini haber vermiş. Ben de gidiyorum dedim. Nereye dedi? Ben şeye gidiyorum dedim. Kenan Evren'in cenaze törenine gidiyorum dedim. Orada hakkımı haram olsun demeye gidiyorum dedim. Sen bilirsin dedi. Durak, cami avlusunda bir köşede beklemeye başlamış. İmam, hakkınızı helal ediyor musunuz diye sorunca da harekete geçmiş. Hoca, hakkınızı helal ediyor musunuz deyince biz de haram olsun diye bağırdık. Bu benim en doğal hakkım. Mesela bana orada bağırdılar, helal ediyor musunuz diye. Onlar nasıl cevap hakkı tanındıysa bağırdı. Ben de duydum, ben de bu hakkımı kullandım. Lamia Durak, imam bir soru sordu, ben de cevap verdim diyor. Ancak cami avlusundaki polislerin kendisine kötü davrandığını vurgulamadan da geçemiyor. Oradaki sivil polislerden gücüne, bizim iki kızımla beni yan yana koy, onun yarısı etmeyiz. Gücüne de güvenerek çektiği yerlere falan yatırdı. O da insanlığından utansın ayrıca. Ve bizi böyle bir bayağı bir arbededen sonra polis aracını aldılar. Orada birkaç soru sordular. Kimlik tespiti falan yapıldıktan sonra 40 dakika kadar sonra geldiler, serbestsiniz dediler. Lamia Durak, 35 senedir bu anı bekliyordum diyor. Askeri darbe sonrası eşinin evden alınıp götürülmesini ve yaşadıklarını hala unutamıyor. 35 sene önce benim kocamı benim yanına alıp götürdükleri zaman ben lohusaydım. İhtilal olunca çocuğum bir haftalıktı. Eşimi aldıkları zaman 21 günlüktü. Ortanca kızım 2,5 yaşındaydı, büyük kızım 5 yaşındaydı. Yaşadıklarından dolayı Kenan Evren'e büyük bir öfke beslemiş. 49 gün falan hiç haber alamadık. Sonra işte haberi çıktı. İstanbul'a gittik. Orada ilk görüşmemizi yaptığımız zaman zaten benim bütün uzuvlarım Kenan Evren'e ve onun o ihtilali tasarlayan arkadaşlarına bütün kalbim, dilim, beynim, her şeyim beddua okuyordu. Ben ilk bedduayı Kenan Evren'e etmiş bir insanım. O güne kadar hayatımda beddua ağzıma almadım. Haklarımızı helal ediniz. Haram olsun. Haram olsun. Haram olsun. Haram olsun. Haram olsun. Haram olsun.